Şimdi aslında AKP MHP faşizmi kurumsallaşırken ve kurumsallaşmaya çalışırken bu sürecin başlangıcını tecritle başlattı. Yani İmralı tecridi, Sayın Öcalan tecrit edilmesi, dış kamuoyuna ilişkin yapacağı değerlendirmeleri ve vereceği mesajları bir şekilde kesintiye uğratmalarıyla bu süreç başladı. Esasen AKP MHP ortaklığı zaten Kürt karşıtlığı, Kürt düşmanlığı ve Kürt'ün inkarı üzerine kurulu olan bir ittifak. Dolayısıyla bu politikasını da, yani Kürt düşmanlığı politikasını da aslında Sayın Öcalan'ın tecriti alarak başlattı. O açıdan biz aslında tecritin ne olduğunu anlatmaya çalışırken ısrarla şunu söylüyoruz. Tecrit bütün kötülüklerin, kötü politikaların Türkiye'yi esir alan, uçuruma sürükleyen, Kürt halkını yeni yüzyılda inkar politikalarına uğratan siyasetin başlangıç noktasıdır. Biz bu yüzden tecritin Kürtler açısından kırmızı çizgi olduğunu, Kürtler açısından tecritin kaldırılması, tecritin yıkılması, tecrit politikasının yerle bir edilmesinin esasen bütün faşist politikaların yıkılması anlamına geldiğini söylüyoruz. Bunu sürekli de savunuyoruz. Şimdi aslında Orta Doğu'daki rolü itibariyle Sayın Öcalan halkların tümüne bir demokratikleşme, birlikte yaşam perspektifi sunma, adil bir düzen içerisinde halkların, kimliklerin birlikte yaşaması dışında bir isteği, bir talebi yok. Bunu sürekli de ifade ediyor. Yani değerlendirmelerin gücü o kadar etkili ki işte Rojava gibi bir ürün ortaya çıkarttı. Rojava gibi bir proje ortaya çıktı. Yani Kuzeydoğu Suriye özerk yapısı eğer bugün dünyada bütün devrimcilerin, bütün demokratların, bütün işte diyelim ki ortak yaşamı savunan başka yollarla da devrimin mümkün olduğuna inanan, demokratik devrime inanan insanların tümünün kıblegahı ve adresi olmuş ise bu Sayın Öcalan'ın fikirleri çerçevesinde gerçekleşmiş bir kazanım. Şimdi dolayısıyla aslında düşman oldukları, tecrit edildikleri fikir işte kardeşçe yaşama, demokratik bir ülke, bir halkın özgürlük talebinin ortak yaşam perspektifi çerçevesinde statüye kavuşturulması talebidir. Yani tecrit edilen budur. Onun için biz iktidarın işte AKP iktidarının, Erdoğan iktidarının yaklaşık 20 yıllık sürecine baktığınızda yer yer sıkıştığında, zemin kaybettiğinde Kürt halkına bir şekilde dayanma ihtiyacı duyduğunda sürekli pragmatist olarak faydacı bir şekilde tecridi esneterek, kimi görüşmeler yaparak Sayın Öcalan'dan faydalanmaya çalışmış. Dolayısıyla bugün de faşizm yıkılma eşiğine gelmiş iken, bir oyluk canı kalmış iken böylesi girişimlerde bulunabilir. Yani çözüm sürecini hatırlıyorsunuz. Çözüm sürecinde aslında AKP çok samimi değildi. Çözüm sürecini görüşmeleri sürerken çökertme planıyla meşguldü. Dolayısıyla bu çerçevede yani yine kendi yararına ve kendi pragmatist şeylerine, çıkarlarına göre hareket edip o süreci geliştirmeye çalıştı. Ama Sayın Öcalan da bu olana halklar lehine kullanmaya çalıştı. Yani halk, kadınlar, halklar, Kürtler, toplumun tümü adına bir çözüm çıkabilir mi bundan diye bir şans tanıdı. Çözüm sürecinin adı bu aslında. Sayın Öcalan'ın bütün samimiyetsizliğe rağmen, iktidarın ikiyüzlü politikalarına rağmen bir şans tanıma ve belki o olanaklardan barışı, çözümü ve Kürtlere bir yer arıyorum şiarını belki yerine getirme çabası çerçevesinde bir sonuç alma girişimiydi.
Fakat bunu biliyorsunuz sabote etti Erdoğan. Yani bozdu. Ne zaman ki kendi lehine değil de aleyhine döndü gelişmeler ki 7 Haziran bunun somut sonucuydu. Hemen Dolmabahçe mutabakatından başlayarak zaten çökertme planları, saldırı planları hazırdı. Reddetti, masayı devirdi. Şimdi bu süreçte faşizm bu kadar zayıflamışken yine bu girişimlerde şüphesiz bulunabilir. Ama biz şunu biliyoruz. Yani İmralı'da kapalı devre görüşmelerin olması, toplumdan işte kaçırılan, tecrit edilen, soyutlanan bir adada devlet yetkililerinin gidip gelmesi gayet olabilir bir şey. Fakat bunların bir anlamı yok. Ne Sayın Öcalan nazarında bu gidişlerin bir anlamı var, ne de Kürt siyasi hareketinin, Kürt halkının, Türkiye toplumunun nazarında bu gidişlerin bir anlamı yok. Çünkü zaten Sayın Öcalan bunu reddetti. Ne olacaksa kamuoyunun önünde şeffaf, açık ve net bir şekilde olacaksa bir kıymeti var. Diğeri güncel seçim politikalarına, güncel pragmatist, faydacı politikalara hem iktidar tarafından Sayın Öcalan'ın alet edilmeye çalışılması çirkin ve kabul edilemez. Hem de muhalefetin bu dil üzerinden Sayın Öcalan'a dair değerlendirmeleri kabul edilemez. Önce tecritin sebebini soracaklar. Önce bu ülkenin yasaları neden İmralı'da uygulanmıyor onu soracaklar. İktidar bunun izahatını yapacak bu topluma. Muhalefet de eğer gerçekten muhalefetse, cesur ise İmralı'da görüşmeler oluyor olmuyor spekülasyonlara girmeksizin İmralı'da hukuk niye uygulanmıyor onun hesabını soracak. Bu kadar basit mesele. Onun için herkes ama herkes işte bazı AKP aday adayları bilmem yetkilileri, bakanları bir de muhalefetin kimi yetkilileri İmralı'da bazı görüşmeler oluyor biliyoruz diye deyip duruyorlar ya da işte birileri reddediyor, birileri iddia ediyor. Bu spekülasyonlardan çıkarılmalı bu konu. Herkes Öcalan'la ilgili konuşma yaparken, değerlendirme yaparken son derece dikkatli olmalı. Dilini, üslubunu ve ne dediğini bilmelidir. Çünkü orada soyutlanmış bir ada, tecrit altına alınmış tutsaklar var. Esaret altında tutulan ve hiçbir şekilde hukuki hakları kullandırtılmayan bir siyasi, güçlü bir siyasi aktör var. Ama hükümetin oluşturduğu bu gri alan, iktidarın oluşturduğu bu gri alan üzerinden, tecrit alanı üzerinden spekülasyonlar var. Reddediyoruz bu kirli bir politika. Ne Kürtler buna tahammül eder ve bunu doğru bulur. Ne de Kürt siyasi hareketi bu yaklaşımlara gelmez. Öcalan'ın kendi halkıyla işte Kürt siyasi hareketiyle kurduğu diyalektik bağı anlamayanların uydurduğu saçma sapan ipe sapa gelmez söylentiler ve söylemlerdir. Kim ki tecriddi sorgulamadan, hukukun orada askıya alınmasını sorgulamadan, hukuk niye uygulanmıyor sorusunu sormadan İmralı ile ilgili spekülasyon yaparsa niyeti kötüdür. Kürt halkını da ve Kürt halkının özgürlük talebini de anlamamıştır. Bu yüzden biz tekrar dikkatli tecritte ve tecritteki korkunç uygulamalara çekmek istiyoruz.